Etini söyledi Cüneyt Akbaş Sarnıyaşı'nın başörtülü kadınlara. Başörtü yasağı 1980 darbesinin ürünüdü. Daha sonraki süreçte de okullarda yasaklanmıştır. Biz buna zaten karşıyız. Biz herkesin bu eğitim alma hakkında haiz olduğunu düşünüyoruz. Hatta ben daha önceki... Pardon bir saniye ya, bir bitireyim. Sonra gülersiniz, sonra dile getirirsiniz. Bunun dışında bir şey oldu takdirde. Ben daha önceki söylemlerimde de belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Eğitimin bir hak olduğunu ve bu eğitim hakkında herkesin... Nasıl? Tamam, CHP grubu adına zaten konuşmuştum. Ve herkesin bu eğitim hakkından yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten daha önceki süreçte de başörtülü kardeşlerimizin mecliste yer almasına herhangi bir itirazımız olmamıştır. Bir geçiş sağlanmıştır. Bizler daha demokratik bir Türkiye'den yanayız. Onun için bu eğitim olur, başka alanlar olur. Herkese eşit bir şekilde yaklaşılmasından yanayız. Böyle bir yüzün... Lütfen ama yani söz alırsınız. Lütfen. Ve 1934 yılında kadınlara seçim ve seçilme hakkını Cumhuriyet Halk Partisi vermiştir. İsviçre'de bile 1924 yılında verilmiştir. Bu konuda bilgilerinizle sunuyorum bu konuyu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu sebeple her defasında kibarlıkla andığınız Sayın Ecevit şu anıma haddini bildirin diye koskoca bir mecliste bir hanımefendiye rencide etmiştir. Çok özgürlükçü olduğunuz için çok teşekkür ederim. DSP Genel Başkanı'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgisi. Evet arkadaşlar, sanırım yeterli bir şey son bir söz talebim var. Arkadaşlarımızın gündem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili konuşurken konuları bayağı bir dağıttılar. Değerli arkadaşlar, biz şuna çok net bir şekilde inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Hukuku'nun vermiş olduğu hak hukukları son 12 yılda kadınlarımız ancak elde etti. Düne kadar çok savunduğumuz ilkeler, bu altı okun ilkelerini, prensiplerini hangilerini uyguladığımızdan bir tanesini sorsak hiçbirisinin cevabını veremezsiniz. Kızlarımız, bu ablalarımız lise yıllarında, üniversite yıllarında başörtü zulümlerinin sizin döneminizde uygulandı. Hiçbir hak hukukları yoktu. Değil ki devlet memuru olmak, kamuda çalışma hakları bile yoktu. Geldiğimiz nokta bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin zirvesidir. Bütün kadınlarımız, öğrencilerimiz kendi inançlarıyla, kendi örf adetlerine göre istedikleri okulda, istedikleri örtüyle, istedikleri kamu kurumunda görev alma hakkına sahip ilk defa bu iktidar döneminde hak sahibi olmuştur. Bunları görelim. Kalkıp bize öyle kadın eşitliğinden falan bahsetmeyin. Evet, son 12 yıldır eşit oldular. Şimdi eşitliğin çok çok üstüne çıktılar. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Aile Bakanlığı kuruldu ya. Bugüne kadar böyle bir şeyimiz var mı? Madem 1923'lere gittiniz, 60'lara, 40'lara gittiniz. Ya o dönemlerin biz tarihlerini çok iyi biliyoruz. Eşitliklerinizin neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Siz açtırmayın oraları. Buna buradan nokta koyuyorum. Bak arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız göreve geldiği günden beri eşleriyle gerek kamuda, gerek özelde hangi program, hangi yurt içi, yurt dışı gezi, ne tür bir etkinlik varsa ilk defa Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde eşlere değer verildiğini ve her oranda yanlarında olduğunu gördünüz. Böyle bir başbakan, böyle bir cumhurbaşkanı bugüne kadar hiçbir ülkede yoktu. Önce Türkiye Cumhuriyeti'nin örnek oldular, sonra bütün dünya liderlerinin örnek oldular. Bunu bilesiniz bir. İkincisi ne alaka, nereden bir bağlantı kurdunuz? Bu sizin huyunuzdur, böyle anlamsız konuları meclise getirerek bildiğim kadarıyla bunu İstanbul genelinde ilçe belediyelerinde yapıyorsunuz. Daha sonra da büyükşehre taşıyorsunuz. Yani bugün Can Dündar'la Erdem Gül'ün neyi mi savunuyorsunuz siz? Yani devletin bütün resmi bilgilerini ihbar etmiş, servis etmiş, casusluk yapmış, CIA'ya, Amerika'ya, şuraya, buraya hainlik yapmış, kalkmış bunu savunuyorsunuz ya. Ya bu insanların gazeteci kimliğine kimsenin bir şeyi yok. Ama haber almanın da bir sınırı var, ölçüsü var. Bir herhalde kanunda, anayasada belirtilen bir limiti var. Siz kalkıp bunları açtığınız zaman tabii ki devletin vermiş olduğu hak, hukuk, yasa neyse gereği yapılır. Biz anayasa mahkemesinin verdiği sonucu tanımıyoruz kardeşim. Bu yasaya, hukuka göre verilen bir şey değildir. Bunun vergi sebebini kamuoyu çok iyi biliyor, gerekçesini de çok iyi biliyor. Can Dündar'ın da bu
devlet bilgilerini ifşa edenlerle nasıl beraber olduğunu, nasıl yalılar satın aldığını, nasıl tetikçiler tarafından yönetildiğini dünya alem belgeleriyle kamuoyuna aktardı. Biz bunları hiçbir zaman gazeteci ve basın özgürlüğü olarak görmedik. Devletin bilgilerini önce kendi ülkemizde daha sonra dünya ifşa eden teröristler olarak görüyoruz. Bunun da böyle bilinmesini ve kayıtlara göre geçmesini teklif ediyorum, arz ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sözden başlıyorum. Evet. Sayın Yahya Bey, pardon özür dilerim. Dokunulmazlığı yoktur, suç işlemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uymadığı ile ilgili kayıtlara geçsin istiyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum kendisine. Ya Anayasa Mahkemesi şahsi bir karar almış. Kardeş kanunu ben duydum. Şahsi mi? Değerli arkadaşlar. Oyun mu oynuyoruz ya? Hukuk devletindeyiz ya. Ne demek ya? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen hepsini dinledik. Hepsini dinledim yani. Yeteri kadar bu konuda görüşmeyen edildi sanırım. Aslında kadınlar günüydü. Daha nazik, daha sevecen, daha şefkatli konuşmalar beklerdik. Fakat böyle narin, böyle kutsal bir varlığı siyaset alanına çekince her tarafından hırpaladınız. Üzüldüm. Ben bu kutsal günde bütün kadınlar adına burada sarf edilen agresif kelimeler için özür diliyorum. Kadınların hakkını, hukukunu hukukla tabii ki savunacağız. Kanunla biçimleyeceğiz. Fakat asıl olan özdür. Biz eğer insanımızı değer sahibi kılmazsak, eğer onu bir medeniyetin mensubu olarak yetiştiremezsek, ne kadar yasa, ne kadar kanun, ne kadar hukuki düzenleme yaparsak yapalım, biz yuvalarda iki insan arasındaki ilişkileri asla düzeltemeyiz. Onun için annelerimiz, anne adayları çok iyi eğitimli olmalı, çok iyi nesiller yetiştirmeli ve ideal bir topluma bu şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Tekrar konuşmacılara, hanımefendi konuşmacılara, beyefendilere de bu güzel günde teşekkür ediyorum. İkinci konuşmacıya geçmeden gerçekten ben İstiklal Harbi notlarını epey okumuşumdur. Yanılmıyorsam Cevat Paşa çatışmanın bir anında askerin biri kaçmaya çalışıyor. Hemen silahını çıkarıp vatan haini diye indiriyor, öldürüyor. Biz bu ülkeyi orada burada bulmadık. Bu ülke ile hesabı olan kişi kim olursa olsun, hangi kimlik altında ihanetini görüyorsa görsün, mutlaka karşılığını bulacaktır. Bu hangi yasa olursa olsun, hiçbir yasa bizi bağlamaz. Biz bu ülke için öldük. Ölmeye de hazırız. Ve ikinci konuşmacıya söz veriyorum. Buyurun.